Arkadaşlar selam, ben Sarp Kürkçü ve sonunda beklediğiniz teaser değil, trailer videosuna hoş geldiniz. Şimdi bugün birazcık daha az insan sayısı, dünkü yoğunluğum yok, o yüzden çekeyim dedim. Normalde çekmeyecektim, biraz daha vakit geçmesini bekleyecektim ama ben bu video için hazırlanırken bir ekran görüntüsü aldım videodan. Arkadaşlar bunu sizin 167 tane beğeniniz için çekiyorum. Ve alt tarafta yaklaşık olarak 23 tane olan saygılı, güzel, destekleyici yorumunuz için hepinize öncelikle teşekkürler. Yani burada 9 tane kendini bilmez insan var. Birisinin halinden vesairesinden, durumundan anlamayacak kadar öküz olan, o ayrı mesele. O 9'u bir kenara bırakıyorum. Ben 167 artı 23 kişi için buradayım ve bu videoyu çekiyorum. Şimdi hızlıca önümde metin var, bir yandan onlara bakıyorum. Arkadaşlar Twitter'ı paylaştım sizinle. İlla takip edin diye değil. Hani bu böyle bir takipçi kasma için yapılmış olan bir palavra, bir bıdı bıdı değildi. Çünkü ben politik içeriklerde paylaşıyorum, oyunlarla ilgili şeylerde paylaşıyorum, kişisel şeylerde yazıyorum. O yüzden yani bir şeyi beğeniyorsanız 4 şeyi beğenmeyebilirsiniz. Takip etmenize gerek yok. Zaten Google'a bile Sarp Kürkçü Twitter yazdığınızda Google bile oradaki floodları artık düzgün bir şekilde sunabiliyor. Yani hani illa takip edin, illa şey yapın vesaire yapın diye paylaşmamıştım, onu söyleyeyim. Ama gelen birçok insan oldu. İşte mesajlara da bakan eden birçok insan oldu. O yüzden teşekkür ederim. Şimdi kare kare takip etmeyeceğim fragmanı. Çünkü önüme kamerayı koydum. Buraya da kalemleri çıkardım. Bakacağım. Doğru yerlere doğru görüntüleri koyacağım. Ama kafadaki bütün sorulara az çok cevap vermeye çalışacağım diyeyim. Twitter'da yazdıklarımı biraz derlemiş olacağım. O yüzden orada yazdıklarımı okuduysanız çok fazla yeni bir şey olmayacak. Ama var. Vanity Fair dergisindeki çıkmış olan yazıyla ilgili falan da birkaç şey var. Ama özetle her şeyi toparladığımız bir şey haline getireceğim. Şimdi gelelim video mevzusuna. Baştaki tribute kısmını ben çok keyifle izledim. Özellikle hani 4-5-6, 1-2-3 ve ardından 7-8 şeklinde parçalara ayrılmış olması. Şimdi orada fark edeceğiniz bir şey var arkadaşlar. Maceralardan öte farkındaysanız genelde karakter ve insan ilişkileri üstünden gidiyor. Yani sürekli birilerinin birilerini dövdüğü aksiyon sahnelerini göstermektense gerçekten karakterin karaktere etkisini ya da karakterin karakterde oluşturduğu travmayı vesaireyi gösteriyor. Yani bu güzel bir nokta. 7-8 dönemine baktığınızda 3 tane el tutuşma kısmı var. Bunlar önemli. Bunlardan birincisi Kylo Ren ve Rey'in The Last Jedi'daki dokunması, ikincisi Force Awakens'daki Maz Kanata ve Rey'in temas etmesi ve üçüncüsü Rey ile Finn'in temas etmesi. Şimdi bunlar aşk meşk anlamında değil. Zaten hani Rey'lo sevenler için bu birazcık kötü bir haber olacak ama Maz Kanata ile Rey gerçekten orada bir nesil aktarımını, Finn ve Rey de orada bir arkadaşlık, bir dostluk bağını kurmanın şeyini gösteriyor. Doğal olarak Kylo Ren ve Rey'in de birbirini anlama mevzusu var. Vanity Fair'da da benim yakın zamanda birilerine özelden yazdığım bir şey vardı. Onu söylüyor. Kylo Ren kendisini anlayacak birisini arıyor. Bir sevgili vesairenin ötesinde gerçekten hani onun galakside bulunduğu durumu anlayacak birilerini arıyor. The Last Jedi ile ilgili birçok videoda şeyden bahsetmiştim. Kylo Ren gibi bir insansanız anneniz General Leia Organa, babanız Han Solo, dedeniz Darth Vader, üstünüzde çok büyük bir yük var diye. Bunun benzerini Legends'da Jaina Solo yaşıyordu. O yüzden anasının babasının izinden gitmek yerine her şeyi bırakıp kendi başına bir X-Wing pilotu olduğu falan bir dönemler de vardı. Yani bir ablanın elinden her şey geliyor zaten. O ayrı bir mesele ama gene de başarılıydı. Neyse, bu temasların ötesinde Han ve Ben'in de teması var. O da farkındaysanız aile teması. Yine aşk meşkle alakalı bir şey değil. Bunlar hep insan ilişkilerinin olduğu parçalar. Yani Star Wars'un sadece sallanan kılıçlardan, etrafa Force'la atılan bir şeylerden ibaret, hatta bunlar merkezinde olmadığını, daha çok gerçekten insanlıkla, umutla, dostlukla vesaireyle alakalı olduğunu görebiliyorsunuz. Episode 1, 2, 3'ün sevilmeme sebeplerinden bir tanesi de bu zaten genel kitlede. Çünkü Star Wars'un kişisel ve kişiliksel bağlarını birazcık koparan bir şey. Ama yine de işte Anakin'le Padme'yi, Anakin'le annesini falan da gördüğünüz kısım var. Zaten aşk meşke dair tek şey Anakin'le Padme gördüğümüz kadarıyla. Şimdi burada arka tarafta Luke'un işte bin neslin bilgisi seninle muhabbeti var. Ama arkadaşlar bu sadece Rey için geçerli değil, öbür tarafta Kylo Ren de var. Zaten fragmanda onları da görüyorsunuz. Kylo Ren'i de gösteriyor. Çünkü Rey evet Jedi'ların bütün tekstlerini aldı Akto'dan. O ayrı bir hikaye ama öbür tarafta da Kylo Ren de bir şeyler biliyor. Tamam, hiçbir zaman Snoke ya da Kylo birer Sith olarak addetmediler kendilerini. Hiçbir zaman öyle bir kültürleri yoktu. Ama nihayetinde bir şeyleri var. Yani böyle bir
birikimleri var diyeyim. Onda da neye kapı açacaklarını bilmiyorum, göreceğiz. Şimdi bundan sonra yavaş yavaş diğer kalemlere bakalım isterseniz. Şimdi fragmanın ilk genel olarak kitleleri bir arada bulundurduğu şey, artık ekip böyle parça parça bir yerlerde değil, Burning Man Festivali'ne gidiyorlar birlikte. Tabii ki Burning Man'e gitmiyorlar, o ayrı mesele de, gerçekten onun gibi bir festival. Burası arkadaşlar Passana diye bir gezegen. Buradaki yerlilerin adı da Aki Aki. Bunlar Vanity Fair'da çıkmış olan bilgiler ama daha önce geçen sene The Last Jedi'da böyle şeylerin bilgilerini görüp de abi bunlar varmış, burasıymış, Aktoymuş, şöyleymiş, böyleymiş deyince elimizde hiçbir şey kalmadığını görünce çok da fazla bunları biriktirmenin bir manası yok gibi gözüküyor. O yüzden çok üstünde durmuyorum ben bunların. Zamanında bunlara dair çok fazla bir şey de paylaşmadım sizlerle. Çünkü şu anda bir bilgi kalemi oluşturmuyor benim gözümde. Şimdi Leia ve Force mevzusu nedir? Leia'nın ilk teaser'da bulunduğu böyle Force vari bir orman vardı. Ben onu hep böyle Leia'nın hayaletinin aslında Rey ile görüştüğü yer falan gibi bir şey düşünmüştüm. Hatta o teaser'ın videosu da var. Şu anda şu yukarıda iden çıkıyor, oradan da bakabilirsiniz. Burada arkadaşlar gördüğümüz Leia görüntüleri fragmanda en azından hep genelde Rey'in onunla birlikte bu Force aleminde olan iletişimi gibi geliyor bana. Nasıl öldüğünü bilmiyoruz Leia'nın daha. Tabii Carrie Fisher rahmetli olduktan sonra biliyorsunuz CGI olarak diriltmemekte karar kıldılar. Bu da güzel bir karardı. O yüzden çoğunlukla The Force Awakens'daki kullanılmayan görüntülerden biz Leia'nın sahnelerini göreceğiz. Kıyafetlere de bakarsanız zaten aslında benzer birkaç şey yakalamanız mümkün. Şimdi The Force Awakens'da biliyorsunuz Han Solo Millennium Falcon'la birlikte atmosfer içi hyperspace atlamayı yapmıştı. Bu Legends döneminde çok sık yapılabilen bir şey değil. Sadece birkaç tane Jedi'ın hem Jedi'lik hem de birazcık da sağlam bir pilotluk becerisini birleştirerek yapabildiği bir şeydi. Burada artık daha sık yapılıyor gibi çünkü bu fragmandaki görüntü bana atmosfer içi atlamaymış gibi geliyor. Burada işte B-Wing'leri, Y-Wing'leri, X-Wing'leri ve hatta A-Wing türevi olan bir tane gemi var. Tam olarak adları A-Wing değil ama A-Wing türevi olan bir gemi olduğu için onları falan görüyorsunuz. Y-Wing'i burada görmek ilginç çünkü Y-Wing'ler biliyorsunuz Rebels'ı takip ettiyseniz eğer üretim konusunda üretim tesisleri alavere dalavere olmuş durumda. O yüzden hani Y-Wing'in etrafta Fink atılarak gezdirilmesi ya da kullanılması pek mümkün değil. Ama buradakiler herhalde son kalanlar artık son büyük savaş olduğu için ortaya çıkıyor diye düşünüyorum ben. Ortada bir tane Corellian Corvette var. Bu Corellian Corvette ne yazık ki Tantive IV değil. Tantive IV ne derseniz Episode 4'te ilk Star Wars filminde Leia'nın içinde bulunduğu diplomatik gemiydi. Ama bildiğimiz kadarıyla Darth Vader o geminin devreden çıkarılmasını, patlatılmasını istiyor. Patlatıldığından dolayı da o geminin Tantive IV olması mümkün değil ama J.J. Abrams her zamanki gibi fan servisliğini kullanarak bu şekilde insanların gözüne abi işte bak burada Tantive IV var ha orgazm oluyorum diye düşüyor ondan sonra nerdler. Halimiz harap yani. Şimdi gelelim imparatorluğun gemilerine. Bu konuda arkadaşlar internette çok fazla Katana Fleet ile ilgili şey göreceksiniz. Çünkü Katana Fleet genel olarak az da olsa hani Star Wars romanı Türkçe'ye çevrilmişti ya Legends'da. Onların bir kısmını okuyanlar için bir bilgi kaynağı. Katana Fleet arkadaşlar Clone Wars döneminde 200 tane Dreadnought boyutunda geminin bir anda ortadan kaybolmasıyla alakalı bir şey. Çünkü gemiye Hive virüsü bulaşıyor ve kaptanın son bilinçli olarak yaptığı, herkes deliriyor çünkü son bilinçli olarak yaptığı şey kimse bu gemilere gelmesin, bu gemilerin içerisindeki virüs dışarıya yayılmasın, biz de dışarıya çıkamayalım diye rastgele bir yere blind bir şekilde, kör bir şekilde hyperspace atlaması yapıyor. O yüzden herkes bunları arıyordu. Daha sonra bunların işte dünya, yani dünya derken bunların hikayeye gelmesi büyük bir olay yaratacaktı. Trump da bunları arıyordu. O dönemlerde yeni cumhuriyet de arıyordu falan filan. Herkes Katana Fleet ile ilgili referans verecek değil arkadaşlar. Çünkü kimse kanon kitapları okumuyor. Ama herkes YouTuber olduğundan dolayı herkes her bok hakkında konuşmayı çok seviyor. Şimdi yine şu yukarıda iyi çıktı. Orada Aftermath üçlemesinin listesi var. Benim 2015, 2016, 2017'de okuyup da çektiğim videolar onlar. Aftermath, Life Debt ve Empire's End. Orada detayları var ama özetle şu... Palpatine'in observatörlerinden bir tanesi çok uzun yıllar boyunca, 40-42 yıl falan olması lazım, bir hyperspace rotası bulmaya çalışıyor. Bunu da eski usul yapıyor. Atıyorum 5000 tane probe yolluyorsunuz. 5000 tane probe'dan 300 tanesi hayatta kalıyor. 300 tanesinin olduğu lokasyonlara tekrar hyperspace'li probe yolluyorsunuz. Oradan tekrar gidiyorlar. Oradakilerden 200 tanesi hayatta kalıyor. Diye bu eski usul hyperspace rotası bulma. Bu şekilde arkadaşlar bir rota buluyor. Unknown Regions'ın merkezinde. Yani merkezdeki Unknown Regions'ın içinde.
Orada ne olduğunu bilmiyoruz. Tam Episode 6'dan bir yıl sonra Jakku Savaşı esnasında bu hyperspace rotası netleşiyor ve ardından zamanında Palpatine'in onay verdiği bazı imparatorluk subaylarına doğrudan doğruya bu hyperspace rotası acil konum olarak gidiyor. Yani duruyorsunuz, sizin işte data pad'inize ya da cep telefonunuza örnek vereyim. Bir tane mesaj geliyor Palpatine'den, emir şu lokasyona gideceksin ASAP, hemen şimdi. Abi böyle olan bir durumda millet toparlanıp gidiyor. Jakku Savaşı'nda kalan birkaç tane destroyer gidiyor. Ondan sonra galaksinin etrafında olanlar gidiyor. Yanlış hatırlamıyorsam bir tane Executor Class, yani Darth Vader'ın gemisi vardı ya, Executor Death Star'a saplanmıştı hani. Bir tane Executor Class gemi dahil olmak üzere büyük bir çoğunluk gemi toplanıyor. Hatta Life Debt'in içerisinde Polygon'un yazısında güzel bir paylaşım var. Sonunda birileri Aftermath okuyup bunu paylaşıyor. Bu güzel bir şey. Biz diyor imparatorluk gemilerinin o Aftermath döneminde 3/4'ünün yerini bulabiliyoruz. Track edebiliyoruz, takip edebiliyoruz ama 1/4'ü hakkında hiçbir fikrimiz yok. İşte o hiçbir fikrinin olmadığı gemiler bu Palpatine'den gelen emirle birlikte Unknown Regions'a gidenler. Onların da First Order'ın kuruluşu olduğunu biliyoruz çünkü orada Brandel Hux diye bir adam var. Brandel Hux, Armitage Hux'ın babası. Armitage Hux bizim sarışın General Hux arkadaşlar. Yani sarışın General Hux daha küçük bir çocukken birlikte gemiyle o lokasyona gidiyorlar. O lokasyona gittikleri için de First Order onların kurduğunu biliyoruz. Ben bunu sık sık söylüyorum zaten. Daha önce de anlattım. O imparatorluk gemileri olacağı şekliyle muhtemelen budur diyorum. Şimdi Finn'in arkasında yeni bir tip var. Yeni tiplerden birazcık bahsedelim. Janna adında bir kadın. Naomi Eki tarafından oylanıyor. Bu kadar, çok bir bilgi yok. Lando'nun kızı olabilir mi olamaz mı tartışmaları vardı ama doğru hatırlıyorsam bu yalanlandı. Ki benim bu konudaki fikirlerimi biliyorsunuz az çok. Her şey Calrissianlar, Sololar, Skywalkerlar çevresinde dönmemeli. Çünkü Star Wars'un özüne birazcık aykırı bir anlamda bu. Hani sürekli bir asil kan mevzusu doğru bir kavram değil ama yine de göreceğiz. Kırmızı gözlü C-3PO yeni bir tipmiş gibi gösteriyorum. Bunun arkadaşlar ben bir kontrol aşaması olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili başka fikirlerini paylaşanlar da gördüm. Ki bence doğru. Çünkü arkadaşlar bir çizgi romanda C-3PO'nun kendisine özel bir çizgi roman serisi var. O çizgi romanda C-3PO'nun episode 3'te hafızası siliniyor ya. Captain Antilles bizim Leia'ya aşık olan adamı unuttum ya. Neyse, oradaki adamla konuşuyor. Ne yapalım bu droidleri diyor. İşte ikisi de gemide sizindir Captain Antilles. Aynı zamanda protokol droidin hafızasını silin diyor. Orada arkadaşlar her şey silinmemiş. Şimdi bu imparatorluk gemileri geldiğinde Star Destroyer'ların artık planlarının olduğunu zannetmiyorum. Bilmem nelerin olduğunu zannetmiyorum. C-3PO'nun eski konulara, imparatorluğa dair herhangi bir konuda referans alınacak kişi olduğunu düşünüyorum. Ondan bilgi alacaklar muhtemelen. O yüzden onu böyle bir diagnostik moduna sokuyorlar ki oradan bilgi çıkarabilelim. Benim düşüncem bu. Yoksa arkadaşlar Darth C-3PO falan olmayacak. 9 filmdir yaşayan sonuçta 2 karakter var sadece. Bunlar R2-D2 ve C-3PO. O kadar. Sonra bir tane lazerin bir gezegeni 2 kere bombaladığı, bir tane atıyor, ardından daha güçlü bir tane geliyor, gördünüz zaten şu anda. Bu gezegenin arkadaşlar adı Kijimi. Yine Vanity Fair'da çıkmış olan. Bu Kijimi gezegeniyle ilgili önemli olan tek bir şey var. Kerry Russell'ın oynamış olduğu karakter var yeni. İşte Bounty Hunter gibi bir kaskının vesairesinin olduğu şey. Thieves Quarter diye bir şeyin parçası. Bu karakterin gezegeni burası. Bu karakterin gezegeni olduğundan öte pek bir bilgimiz yok. Buzlu bir gezegen, sıkıntılı bir gezegen. Öyle yani, bu kadar. Death Star enkazını zaten biliyorsunuz, teaser'da da görmüştük. Ben buna karşıyım. Bana çok fan servis geliyor. Zaten çapı birinin 17, birinin 30 kilometre falan civarında olduğu büyük bir hani ay boyutunda uzay üstünden bahsediyoruz arkadaşlar. Bu nereye düşecek de siz onun o bütün şeyinin, çanağının görüntüsünü göreceksiniz. Yani dünyanın curvature'ı belirli bir şeyi görmemiz için bizim 6,5 kilometreden falan sonra sıkıntı yaşadığımız bir yer. Endor küçük bir ay. Tabii o sistemde başka bir gezegen başka bir aya da düşmüş olabilir. O ayrı bir mesele. Ama abi bunun içerisinde bunu nasıl görüyorsun? Bir de üstünde Kylo Ren'le Rey'i dövüştürüyorlar. Of Allah of. Yani fan servisten millet yine orgazmdan orgazm olacak sinema salonunda. Ama bence çok bayık J.J. Abrams hareketleri bunlar. Yan tarafta şeyi görüyorsunuz zaten, turbo laser'ı görüyorsunuz. O yüzden burada gerçekten çok söylenecek bir şey yok.
Şimdi Rey'i birden fazla önemli halde görüyoruz arkadaşlar. Tribute'da falan da görüyoruz. Tribute'daki en son işte ışın kılıcını tutarken gözlerini açarak bitirdiği sahneyle birlikte başlıyor. Leia ile görüşüyor olduğunu düşündüğüm bu Force ormanı gibi aleminde sürekli doğayı katlettiği bir an var. Çok anlamlı bulmadım onu. Ama o bir sinir, o bir agresiflik, o bir şey tepkisi. Bir şeylerden mutsuz, bir şeylerden keyifsiz olduğu anı var. Orada arkadaşlar kılıç şaşıracak bir şey değil. Teaser'da gördük, ortasını bağlayarak tamir etmiş durumdaydı zaten. Hani o nedenle o bana çok garip gelmedi. Elindeki, sol elindeki kırmızı sarılan mevzuya gelirsek, bu elini kılıçtan gelen atıyorum ışımadan koruyor da olabilir. Var olan bir el kesikliği yarasını gidermek için de oluyor olabilir. Ya da arkadaşlar değer verdiği birisini kaybettikten sonra onun anısı olan bir parça kumaşı eline sarmış da olabilir. Yani belki Leia öldüğünde üstünde olan kıyafetin bir parçasıydı. Leia atıyorum bir patlamada öldü. Leia'nın son bir kumaş parçası geldi. Yerden o kumaş parçasını alıp eline sarıp onu kıyafetinin bir parçası haline getirmiş de olabilir. Yani illa bu eline radyasyon geliyor falan filan gibi bir şeye yol açmak durumunda değil. Böyle bir nokta var. Sonrasında arkadaşlar Rey'in en son fragmandaki parçası. Twitter'da bunu ilk fragman çıktığı anda yazdım. Hala da arkasındayım. Arkadaşlar bu bir görü, bu bir vision. Bu bir işte kandırmaca, bu bir bak senin geleceğin bu olabilir vesaireden öte bir şey değil. O gerçek bir karakter değil. Çok net söylüyorum, bu konuda iddialıyım birazcık. Çünkü öyle olursa hakikaten çok saçma olur. Ekipman çok saçma zaten. Bununla ilgili internette de paylaşılmış eğlenceli güzel şeyler var. Ben de sonuna kadar arkasındayım. Parodi ekipmanlara benziyor. Kylo Ren'in kılıcının bu yan taraftaki egzoz çıkışlarından sonra ortaya çıkan anlamda hakikaten anlamsız bir şey. İşte orada Rey'in el kısmında sol elinde bu sefer siyah bir parça var, yoksa parmaklarımı koptu da bilmem ne de falan da filan da gibi bir şeyler uyduruluyor ediliyor ama ya abi eğer gerçekten Palpatine geri geliyorsa, ki sesini duymanın ötesinde konuşmasını duyuyoruz bu fragmanda. Bu mevzuda Palpatine gerçekten Rey'e, çünkü zamanında Ezra'ya da yapmıştı Rebels'da. Gerçekten Palpatine kandırabilmek için manipülatif bir şekilde bu görüyü kullanıyor olabilir. Sonuçta Episod 5'te Dagobah'da nasıl Luke gidip kendisinin Darth Vader maskesinin içindeki haliyle dövüştüyse, Rey'in de benzer bir psikolojik süreçten geçmesi olası. Sonuçta Rey'in ailesiyle ilgili mevzunun olduğu Akto'daki yeraltı mağarası tam olarak Episod 5'teki bu şeyi karşılamıyordu. O yüzden hani Rey öyle bir silkinme sınavına girmedi. Rey sadece bir yere girdi ve orada hani hoşlanmadığı bir cevap aldı gibi bir durum var. Öbürü gerçekten transformatif, değiştiren bir şeydi. Bir de arkadaşlar StarWars.com'da bir şey yakalamış bazıları. Ben ona bakmamıştım ama bu Vision vesaire mevzusunu ondan önce söylemiştim zaten. Arkadaşlar orada o sahneyi Vision of Rey diye yazmışlar. Daha sonradan Vision of Rey senaryoyu çok açık ettiği için orayı silip Sight of Rey diye değiştirmişler. Yani aslında bu bir vision. Öyle Rey karanlık tarafa falan düşmüyor. Bu konuda hayalleri olanlara hayal kırıklığı yarattıysam hiç de özür dilemiyorum abi. Böyle saçma hayal olmaz, yapmayın ne olur. Bu ekipmanla ilgili şeyleri de ben şeyde paylaştım. Twitter'da paylaştım. Clone Wars'taki bir tane generalimiz, klonları deli gibi harcayan çift tane çift taraflı ışın kılıcı kullanan bir tane generalimiz vardı. Onun şeyi, silahları böyle. Bir de aynı zamanda Rebels'da da tapınak gardiyanı gibi olan tiplerin de benzer bir kılıcı var. Bu tür şeyler hani orada da gözüküyor. Klon olabilir deniyor arkadaşlar. Katılmıyorum. Çünkü klon en azından Legends'da Force Sensitive olarak başarılı bir şey değil. Örneklerine geçeceğim. Kanon'da ise arkadaşlar en net örneğimiz Grievous. Grievous'a Sifo-Dyas'ın kanı enjekte ediliyor. Bu doğru hatırlıyorsam kanon bilgi. Yani Grievous'la ilgili Clone Wars'taki şeyler kanon olduğundan dolayı orada geçiyor diye hatırlıyorum ve Sifo-Dyas'ın kanı enjekte ediliyor. Kanı enjekte edildiği halde midichlorianlar öldüğü için Grievous Force Sensitive olamıyor. Grievous'ın en çok istediği şeylerden bir tanesi Force Sensitive olabilmek. Bu olamadığı için ayrıca Jedi'lara karşı siniri var. Çünkü onları kendinden üstün ve özel gördüğü için öfke duyuyor. O yüzden herhangi bir şekilde Force Sensitive birisini klonlamak mümkün değil çok. Bunun Legends'da denenenleri Luke var. Luke'un Bespin'de kopmuş Bespin'de kopmuş olan, elinden yapılmış olan klon sapıtık bir malzeme. Palpatine'in ilk seviye klonları sapıtık malzeme. O yüzden Anakin Solo'yu pozes etmeye çalışıyor, bedenini ele geçirmeye çalışıyor. Anakin Solo da Legends'da Leia ile Han'ın en küçük oğulları. Sonra o da başarısız olunca en sonunda başarılı bir klonla geri gelmeyi başarıyor Sidious. Ama bu bayağı bir sürecin içerisinde geçen bir şey.
Onun dışında Starkiller zaten en net sizin sevdiğiniz klon örneklerinden. Starkiller birçok başarısız klondan bir tanesi. Başarılı olmasının sebebi de yanındaki pilot ablaydı hatırlıyorsanız. Çünkü duygusal olarak stabilize ediyordu adamı. Öyle bir faktör olmadığı zaman klonlar sapıtıyor, deliriyordu. O yüzden hani bir klon olması ihtimali bana çok çok mantıklı gelmiyor. Ve gerçekten klon olması bu Star Wars'un tutarlılığı diyeceğim. Yerli bir eder. Yani o zaman ipini koparan herkese şey yaparsınız. Ha, bu neyin kapısını açar? Herhangi bir şekilde midichlorianları olmayan birisini enjekte ederek onu force sensitive yapmanın yolunu açar. Legends'da bu var bu arada. Hani Jedi Outcast'te Reborn'lar vardı hatırlıyorsanız. Ama bunlar bir çeşit kristaller üzerinden ışıma yönteminin falan da katıldığı aynı zamanda serumlarla merumlarla yapılan bir şeydi. O da zaten çok kısa ömürlü varlıklar oluşturuyorlardı gibi gibi. Ya hani bu İyi bir yol değil arkadaşlar. Doğru demek şey değil. İyi bir yol değil gerçekten. Buraya giderseniz bu tavşan dilinin sonu Alice'inki gibi değil yani. İyi bir şey çıkmaz oradan söyleyebilirim. Dediğim gibi ya Palpatine'in oynadığı bir oyun ya beyne girme çabası ya da Kylo Ren'in The Last Jedi'de söylediği hani ben gördüm işte Kylo Ren'le şey konuşurken Rey diyordu ya ben gördüm yanımda duracaksın. Kylo Ren de diyordu evet ben de gördüm sen benim yanımda duracaksın. Belki de arkadaşlar onun kullanılmamış görüntüsü ya da İşte o görüntünün tekrar bir anı olarak gelmesi olabilir. Gelelim sesler ve müzikler vesaireler bu tür ibarelere. Şimdi Palpatine'in sözleri var arkadaşlar. Your journey nears its end diye. Yani maceran sona yaklaşıyor gibi bir şey. Bunu kime söylediğini bilmiyoruz. Fragman kurgularına her zaman için ihtiyatla yaklaşınız. Bunu söylüyorum, tekrar söyleyeceğim ve söyleyeceğim ileride. Çünkü bir şeyi bir şeye söyleniyormuş, bir şeyle bir şey ardı ardına söyleniyormuş gibi kaktırmak çok ünlü bir şey. Her fragman ya da her film bunu yapmaya meyledebiliyor. O yüzden risk bir konu bu. Dikkatli olun diyorum. Buraya da söylenmiş olabilir, Kylo Ren'e de söylenmiş olabilir. Belki Palpatine'in hayaleti Luke'la karşılaştı ve Luke'un light side hayaletini yok edecek bir anlamda ona söylüyor da olabilir. Bilemiyoruz yani. O yüzden kimin kime söyledi, ahan da bu buna söylendi diye bir şey söz konusu değil. Vader'ın nefesi konusu. Arkadaşlar anlaşılmayan bir nokta var galiba. Star Wars Episode 6'yı yani Return of the Jedi'yı tekrar izleyin. Çünkü birçoğunuz filmin sonunu anlamamışsınız. Arkadaşlar Darth Vader öldü. Darth Vader ölüp Anakin Skywalker 1-2 dakikalığına diriliyor. Ve Anakin Skywalker o bedende ölüyor. Ve Anakin Skywalker light side olarak hayalet oluyor. Darth Vader yok. Maskeli, zırhlı karakterin hayaleti yok. Darth Vader Anakin Skywalker'dan önce ölüyor. Farkındasınız değil mi? Luke babasını kurtardığında babası söylüyor onu. Beni kurtardın diyor. Hani git kız kardeşine söyle beni kurtardın. Yani orada olan kişi Anakin Skywalker. Darth Vader'ın nefesini, Darth Vader'ın görüntüsünü, Darth Vader'ın herhangi birisini kesme hamlesini. Öldükten sonraki dönem için bahsediyorum Rogue One değil. Gördüğünüz her yerde arkadaşlar bu ya işte bir holo kayıttan görüntüdür ya birinin apaçık önceki filmde yapmış olduğu bir şeydir ya da arkadaşlar yeni bir şey gibiyse de bir kandırmacadır, bir Force'da manipülasyondur. Çünkü Darth Vader diye birisi yok artık. Yani Palpatine'in ruhu gelse yanında Darth Vader'ı çıkarsa Vera'ya bak işte bu senin mirasın sen böyle olabilirsin dese o Darth Vader gerçek değil. Çünkü gerçek olan, asıl olan Anakin Skywalker ve iyi olarak ölüyor. Bu bana ters geliyor biliyorsunuz. Binlerce çocuğu ve daha fazla yetişkini katletmiş birisinden bahsediyoruz. O yüzden Anakin'in kalkıp da kimseye hak, hukuk, adalet, ıvır zıvır bilmem neyle ilgili caka satması mümkün değil. Mümkün olmadığı için ben Anakin'in geri getirilmesini ya da kullanılmasını mantıklı bulmuyorum. Ama getirilecekse de zaten o gelir, Darth Vader gelmez. O yüzden Darth Vader'ın nefesini duyduğunuzda eyvah bu filmde Vader olacak mı abi demeyin. Bu filmde Vader olamaz çünkü Vader yok. Vader artık devre dışı. Bu önemli bir kalem. Bunu bilin diyorum. Yani bir görü görürüz. Vader'ın işte episode 3'teki zırhına girdiği, kafasına kaskın indiği kısım var ya. Onunla ilgili işte yeni bir sahne çekilmiştir. Sonuçta yeni derken kastım şey anlamında değil. Direkt eski filmden görüntü değil ama o andaki bir şey gibi düşünün. Onunla ilgili bir sahne çekilmiştir. İşte Sidious'un yanında bağırıp no dedikten sonra Sidious gittiğinde belki arka tarafta kendi kendine konuştuğu bir an çekilmiştir.
O ayrı. Böyle bir şey görebiliriz. Böyle bir görü, böyle bir anı görebiliriz. Ama Darth Vader'ın gelip Kylo Ren'i Force'la kenara atıp ardından Rey'i havada tutup "You are my ne clone" falan demesi gibi bir şey olamaz. Böyle bir şey düşünme. Çünkü Darth Vader yok. Anakin Skywalker var. Bir de her şey bittikten sonra arkadaşlar isim de yazdıktan sonra yine minicik Rey'in teması çalıyor. İlk kez Force Awakens'da duymuştuk bunu. Çok naif, çok güzel bir müzik. John Williams'ın bence bu yeni üçleme için yaptığı iki bomba müzikten birisi. Bir de Resistance'ın müziği. Ben ikisini de seviyorum. Rey'in müziğinin arkadaşlar naif halini duyuyoruz. Temiz halini duyuyoruz. Ve Rey'in o karanlık görüntüsünden sonra duyuyoruz. Yani eğer gerçekten karanlıkla ilgili bir bitiş olacak olsaydı The Rise of Skywalker'da, biz orada Imperial March'ın bir farklı versiyonunu ya da First Order'ın melodisini bir şeyi duyardık. Ya da Kylo Ren'e dın 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 falan kısımlarını duyardık. Ama öyle bir şey yok. Naif, temiz, Jakku'daki kendi hayatını idame ettiren, kimsenin bir parçası olmadığı halde kendi bileğinin kuvvetiyle kahraman olabilmiş olan karakterin müziğini duyuyoruz. Bu da arkadaşlar Rey'in karanlık tarafa düşmeyeceğinin, işte Kylo Ren'in sürtüğü olmayacağının ya da ne bileyim kötücül bir şekilde serinin bitmeyeceğinin bence en açık, apaçık göstergesi. Yanılıyor olabilirim, o ayrı bir hikaye. Ama benim gördüğüm şey bu açıkçası diyebilirim. Genel olarak bunlar arkadaşlar. Hani Rey'in zaten karanlık tarafa düşmesi bana çok saçma geliyordu. İki filmdir biriktirilen, oluşturulan şeyin kalkıp da son filmin atıyorum toplamda yarım saatine bölünmüş sahnelerle ondan sonra bir anda karanlık tarafa düşen Rey çok anlamsız olurdu. Ama hani olabilir mi? Abi J.J. Abrams yönetiyor bu filmi. Her bok olabilir açıkçası. Yine de benim aldığım şeyler, benim göstermek istediğim, parmak basmak istediğim noktalar bunlar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Ben şimdi bunu kapatıyorum. Hızlıca kurguluyorum. Size ulaştırıyorum. Varsa sorunuz paylaşın benimle. Dediğim gibi hani Twitter'da vesairede de konuşmaya devam ediyorum ben. Bunların dışında bence fragmanda şu anda acil olarak konuşulması gereken herhangi bir şey yok. Yani kalkıp da o yeni gezegende fırlatılan havai fişeklerin hangi kimyasaldan yapıldığını tartışmamızın çok bir artısı olduğunu düşünmüyorum. Ama ana kalemler bunlardır diyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni içeriklerde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Güç sizinle olsun. Görüşmek üzere.